Burada en çok sevdiğiniz bölge nedir? Burada mesela ne imkanlar var? Bir de kartımız var ya, Bodrumlu kartı. Buranın yerleşik kişisi olduğumuz için. Ülkenin en güzel belediye kafeleri kesinlikle var burada. Kesinlikle, her yerde. Çok mutlu tabii. Yani Bodrum bir çocuk için doğa bir kere. Daha ne istesin çocuk? Var ya, benim çocuğum da Afrikalı. Bodrum'da en sevdiği 3 yer neresi olur? Körfez'de başlar gece, Adamik'te biter. Merhabalar, bugün oyuncu ve belgeselci Esra Akkaya ile birlikteyiz. Aynı zamanda bir Bodrumlu artık. Kendisinin de bir programı var, Bodrum'u tanıtıyor ve kendi gözlerinden bu bölgeyi görmeyi çok heyecanlıyım. Merhabalar Esra, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bir kere yaptığım programı da izleyip de benimle buluşman da çok zarif şeydi ve profesyonelceydi. Teşekkür ederim. Gerçekten bu inanılmaz. Esra bir program yapmış, Tohum Toprak Dijital diye. Bodrum'u tanıtıyor ve Bodrum'da yaşayan insanlar ve toprakla uğraşan insanlar. Zaten Esra'dan dinleyelim. İZTV'de yayınlandı, devam da ediyor. İZTV'de dönüyor hala yani. İZTV'de görebiliyoruz. Evet. Başka nereden görebiliyoruz? Dijital platformunda zaten İZTV'nin sürekli açık. Hani bir üyelik gerekiyor. Başka harika türlü göremezsiniz. Bir de herkes artık tanıyordur ama tanımıyorlarsa da biraz kendini de anlatabilir misiniz evet siz? Bir Esra Akkaya, oyuncuyum. Evet. Tiyatroya 13 yaşımda bir çocuk oyunuyla başladım. Çok sevdim. Kendim bir taraftan da böyle annem beni çok farklı farklı kurslara yönlendirerek hobilerimi geliştirecek şekilde büyüttü. Jimnastik, resim, enstrüman ama tiyatro bendim yani. Erken yaşta bulunmanın hem artıları oldu hem eksileri. Çünkü ailem başka bir mesleğim olması için de beni böyle matematik bölümlerinde okuttu falan. Tabii ben veteriner fakültesini kazanıp bir yıl orada okudum. Aa, gerçekten. Evet. Ama yani sizin kardeşiniz de oyuncu. Çünkü onlar rahat ettiler Leyla'cığım. Yani. Ben olunca ağlıyormuş dediler. Sonrakiler rahat. Ablalar her zaman devrimcidir ya da abiler. Hepsi oyuncu. Sizin peşinizden oyuncu oldular. Onlar ikiz ve benim peşimden kapılar açılmış oldu. Ben de ya olacak çocuk olur. O yüzden de çok da önüm kesilemedi demek ki. Sonradan zaten ailem de çok destekledi elbette. Sonra işte konservatuarı bitirdikten sonra da tiyatro, dizi, sinema hepsi paralel bir şekilde yürüdü. Bodrum'a taşındıktan sonra daha program çekmeye heves ettim. Çünkü hem Bodrum'u benim gözümden göstermek hem de dizi sektörüne İstanbul'a gidip dönmemek için, hani burada yaşayabilmek için de bana güzel bir alan oldu programcılık. Harika. Peki kaç yıl oldu Bodrum'a taşınalı? Daha önce benim burada yazlığım vardı. Yani bir 20 yıldır aslında Bodrum gidip geliyordum. Ama son 8 senem 1 yıl İngiltere dışında burada geçti ve burada geçmesini de istiyorum. Burada en çok sevdiğiniz bölge nedir? Ben Bodrum'un her yerini çok seviyorum. Dediğim gibi kırsalı bana çok çekici geliyor ama yaşamak için Bitez. Yani Bitez, onun kara tarafı Konacık zaten. Bodrum'un içine çok kolay inebildiğim, işte okula, hastaneye, her yere de aksesi olan pratik bir bölge olduğu için orada yaşamayı tercih ediyorum. Ya gerçekten Bitez acayip bir patlamış durumda. Çok güzel lokantalar var, kafeler var, sahil evet çok yakın, her yere çok merkezi. Evet. Hem köy hem çok konforlu, her şey var, hem de karakteri devam ediyor, var. O çok güzel Bitez. Evet, Bitez gerçekten çok hoş. Evet. Oğlunuz da burada. Oğlum da burada. Ve mutlu evet mu? Çok mutlu tabii. Yani Bodrum bir çocuk için doğa bir kere. Her zaman havan güzel, her zaman bahçedesin, spor yapma imkanların çok, arkadaşlarını hızlıca buluşabiliyorsun, trafikte vakit kaybetmiyorsun. Daha ne istesin çocuk? Burada mesela ne imkanlar var? Burada bir kere o pandemi boyunca mesela her yer kapalıyken can yelkendeydi. Denizin üstünde geçirdi o kapalı dönemi. Sitede, sitenin içinde bisiklete binerek geçirdi. Yani burada genel anlamda bir kapanma yaşamıyorsun zaten. İstanbul'da bir apartman çocuğu olurdu benim çocukluğum gibi. Ben çok doğa özlemiyle büyüdüm. Can tabii özlemiyor çünkü içinde, farkında da değil belki ama İstanbul'a gittiği zaman anne burada gökyüzü nerede, işte bahçe yok mu gibi normal sorular soruyor çocuk. Of ya, burada ama arkadaşları var değil mi? Bir de çok başka ülkelerden de galiba, yabancılar da var. İnternasyonel bir yer yani, çok ülkeden çok çocuk var. Ya benim çocuğum da Afrikalı. O yüzden de mesela en yakın arkadaşı yarı Alman, yarı Türk, Emma. Başka ülkelerden, özellikle okulunda Rusça vardı, o yüzden de Rus arkadaşları da çok. Yani bu kozmopolit hava da beni çok rahat ettiriyor.
Evet, gerçekten. Sizin de oğlunuzla enteresan bir hikaye. Siz evlat ettiniz galiba, evet, evet, değil mi? Benim oğlum Etiyopya doğumlu. 2 aylık bebekken biz buluştuk, aa, evlat edindik ve işte 10 senedir de evladımı büyütüyorum. Ve çok can, çok yakışıklı, çok tatlı bir şey. O hiç zorluk çekiyor mu bir... Yok, Can yani. Keyfi yerinde bir çocuk. Hep pozitif ayrımcılık gördü bugüne kadar. Türkiye seviyor Esmer Ten'i, işte, şükür. Evet. Bodrum özellikle öyle zaten. O yüzden hep güzel şeyler yaşadı. Allah hep önüne güzel insanlar düşürsün. Hepsinin. Aynen. Peki sizin Bodrum'da bir tipik bir gününüz nasıl mesela? Şimdi bir kere sabah anne, bütün anneler gibi sabahın 7'sinde kalk, çocuğuna kahvaltı hazırla, okula götür. Bir komşu veli arkadaşım var, çok yakın arkadaşım. Bir hafta o götürür, ben alırım. Bir hafta ben götürürüm, o alır. Hani günümüz öyle başlıyor. Ondan sonra son dönemimi ben bu Inspira'da geçiriyorum. Burası bir kültür sanat merkezi. Evet. Yani bize yapmışlar gibi. Bodrum doğasıyla hep ilham vericiydi ama kültür sanatı maalesef hep çok zayıf halkasıydı buranın. Şimdi Inspira açıldığından beri hemen hemen her gün buradayım. Çünkü ya kitapçıda işim var, kitap alıyorum, Oya'yla kitap sohbeti yapıyorum. Sahneye gidiyorum, geliyorum ki bir an önce bir oyun gelsin ve artık sahnede olayım. Çünkü evet, adam gibi bir tiyatro sahnemiz var artık burada. Of, şahane. Gerçekten çok güzel bir sahnemiz var. Ay harika, artık tiyatro Bodrum'a gelecek. Bodrum'a gelecek, festivaller gelecek. Yani burası bana o kadar iyi geliyor ki önümde neler yapmak isteyeceğimle ilgili bana her gün bir ufuk açıyor. Bir kenardan çalışıyorum, buluşmalarımı buraya koyuyorum. Çünkü insanlar da geldiklerinde onların da buradan etkilendiğini de görüyorum. Zaten kimseyi çağırmasam da bir sürü etrafımda yakın arkadaşımla karşılaşıyorum. Bu bir tür müdavim mekanı oldu ama aynı zamanda da sanat mekanı. Daha ne isterim? O yüzden çok inspiradayım. Sonra çocuğumun okul çıkış saatinde gidip basketbola yetişiyoruz. Can'ın basketbolundan sonra ikimizin de keyif zamanı başlıyor. İzleyeceklerimiz, okuyacaklarımız, sohbetlerimiz. Sohbetler genelde yatmadan öncedir oğlumla. Öyle hafta sonları da aile günleri yaparız. Kardeşim, eşi, onun çocuğu, hani biz iki aile birlikte yaşadığımız için kardeşimle aynı şehirde, o büyük şans. Güzel pazar sabahı kahvaltılarımız olur. Bazen de tabii küçük gezmeler. Yani Bodrum'da olduğun zaman çok fazla dışarı yemeğe gitmiyorsun ama sevdiğimiz mekanlar var. Örneğin Ortakent'te işte Yüzgeç. Benim en sevdiğim şey yazın. Biraz içelim, dans edelim, hop denize girebilelim gece. Aa, wow, evet, çok güzel. İşte böyle, Bodrum böyle fantastik bir yer. Evet, gerçekten. Peki başka nerelere takılıyorsunuz? Başka nerelere? Arkadaşlarımız ve evleri ve bahçeleri. Inspira ana mekan. Birkaç işte restoranımız, kafemiz var böyle gittiğimiz. Hangiler? Gibi. Mesela şeyi çok seviyorum. Vamos olabilir. Vamos'u da seviyorum. Ve bir de geçen sene çok fazla oradaydık. Bizim müdavim barımız Manuel Bites köy içinde tam merkezde. Evet, yeni açılmış. Tam bir cheers. Birkaç bir yıl oldu ama evet, mahalle barı. Barı gibi. Çok güzel Vamos. Vamos'a çok sık gideriz gene ekipçe. Ve gece dışarıdaysam da Körfez'de eğlenmek isterim. Şey, bu rock. Tabii ki rock. Hala ve hep rock. Hala ve hep rock. Oh, evet. Gerçekten çok eğlenceli. Körfez'de başlar gece, Adamik'te biter. Tam bir Bodrum akşamı. Tabii ki. Onu da yapacağız, onu da yaşatacağız. Peki yüzmek için? Ortakent'i tercih ediyorum genelde. Ortakent'in denizi serin ve temiz ve derin. Neresi derin ama tabii bir yeri. En sevdiğim yer Yüzgeç ama oradan denize çok giremiyorum. Biraz sığ çünkü. Bir teze bayılmam denizine. Biraz sığ. Sığ ve altı biraz balçık. Evet. Başka yazın şeylere gitmiyorum. Yalıkavak, Türkbük, oralara gitmiyorum ama off sezonda oradan denize girmek çok güzel oluyor. Yani en güzel plajlar orada. Ortakent'i saymazsak evet. Evet. Ortakent'te nerede mesela? Hangi mekan? Ortakent'te Roka'yı severdik. Ama Roka'nın işletmesi değişti sanırım. O yüzden o kadar iyi olacak mı? Ama o taraflar, yani Kefi tarafları falan, denizi güzeldir yani. Bir de belediye kafelerinin hepsine bayılıyorum. Gerçekten yani ülkenin en güzel belediye kafeleri kesinlikle var burada. Kesinlikle her yerde. Mesela Türkbük'ünde de tam sahilde belediye kafe var. Evet. Mükemmel. Ortakent'te öyle bir tezde çocuğumla çok gittiğim bir yer orası. Hani çocuğu da sal gitsin, topunu oynasın, gelsin. Belediye kafelerden de hem yemek yemek için hem denize girmek için çok faydalanıyorum yani. Evet. Bir de kartımız var ya, Bodrumlu kartı. Buranın yerleşik kişisi olduğumuz için indirimlerimiz oluyor. O da bana çok havalı hissettiriyor. Şahane. Tam bir Bodrumlu olarak. Tabii tabii. Arabam 48 diye bile övünüyorum. Peki Can'ı soracak olsak, Bodrum'da en sevdiği 3 yer neresi olur filan? Herhalde Esa'yı söyler. Basketbol kulübünü. Kulübünü çok seviyor çünkü. Evet.
kulübü söyler, siteyi ve odasıdır. Can'ın bütün özelliği o odası böyle. Odasını çok sever. Bahçesini, bahçedeki gene basketbol potasını, arkadaşlarını. Bir de biz Can'la ikimiz baş başa yemeğe gideceğimiz zaman Biber'e gideriz. Biber benim duygusal mekanım. Orası benim için aşk yani, Biber'e gitmek. Mesela yaş günü akşamlarım ritüel yaptık artık. Can'la ikimiz baş başa Biber'de ciğer yiyoruz. Ondan sonra o şey, meyve suyunu içiyor, ben rakımı içiyorum bir kadeh falan. Biber'e nereden geldim ben aslında? Can'ın sevdiği yerleri. Zaten Bodrum'da dediğiniz gibi o kadar farklı yaşam tarzlar kurulabiliyor ki. Şimdi bu müsait yani oğlunuz. Evet. Peki en sevdiğiniz pazar hangisi? Üretici pazarı. Evet. Cumartesi günü Orta Kent'teki üretici pazarı. Orta Çünkü Kent'te. Direkt bizimkiler geliyorlar kendi yetiştirdikleri şeylerle. Onlar programdakiler çok tatlılardı. Evet. Dönüm dönüm maydanoz. Bayıldım. bir de gün batımını nerede seyrederdin? Burası meşhur ya gün batımı. Gün batımını nereden seyretmeyi seviyorum biliyor musun? Kumbahçe'den. Çünkü kaleyi de görerek seyretmeyi evet. seviyorum. Kumbahçe'de Moonlight çok sevdiğim bir mekandır. Çok Moonlight'ta oturup çok eski, çok kült Bodrum için. Oradan gün batımı seyretmeyi çok severim. Çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Bodrum'un farklı farklı bir sürü yüzüyle Bodrum'u sunuyorsun. Biz de Bodrumlular olarak sana teşekkür ederiz. Ay çok sağ ol. Türkçem için de kusura bakmayın. Çok tatlı ve yeterli. Değiniyoruz. Çok teşekkürler. İyi seyirler.